Bu videomuzda lineer cebirin önemli kavramlarından birisi olan germe üzerinde duracağız. Germenin İngilizcesi span'dır. Öncelikle germe nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Bir ve vektör uzayının bütün elemanları V1, V2, nokta nokta, Vn diyelim. Vektörlerinin birleşimi olarak yazılabiliyorsa, bu vektörlerin yani şuradaki bahsettiğimiz vektörler oluşturduğu S kümesi diyelim buna. V1, V2, nokta nokta Vn oluşturduğu S kümesi ve vektör uzayını gerer. Tanım budur. Şimdi burada vektör uzayı kavramının ne demek olduğunu bilmeyenler için o kısımdan biraz bahsedeceğim. Öncelikle tanımı tekrar üzerinden geçerek bir inceleyelim. Bir V vektör uzayının, şimdi bazılarının kafasında vektör uzayı dendiğinde hiçbir şey canlanmıyor olabilir. Biraz vektör uzayı örneği verelim. Bu V harfinin bir önemi yoktur. Genelde V harfiyle vektör uzaylarını gösteririz. W yapabilir bazı kaynaklar. Bunların önemi yoktur. Büyük V harfiyle gösteriyoruz vektör uzayını. Mesela vektör uzayımız R kare olursa, bunun anlamı bu vektör uzayı iki boyutlu olan bütün vektörleri içerir. Mesela bunun elemanlarını ele alacak olursak, 1'e 1, 2'ye eksi 3. Bu şekildeki iki elemanlı bütün vektörlerin oluşturduğu küme vektör uzayıdır. Burada bir vektör uzayının diyoruz. Kaç boyutlu olduğunu bilmiyoruz. Vektör uzayı R kare mi yoksa R küp mü? 3 boyutlu vektör mü? 3 boyutlu vektör uzayı 3 boyutlu bütün vektörlerin oluşturduğu kümedir. Vektör uzayı bir kümedir. Ama ona vektör uzayı gibi süslü bir laf söylememizin nedeni bütün hepsini içerir hangi boyuttaysa. 3 boyutluysa 3 boyutlu olan bütün vektörleri içeren kümedir vektör uzayı. Vektör uzayı bu şekilde vektörleri içermenin yanında polinomlar tarafından da ifade edilebilir. Matrisler tarafından da ifade edilebilir. Mesela P2 dersek. Buradaki vektör uzayımız İkinci derece polinomlar tarafından ifade edilir. T kare mesela ikinci derece bir polinomdur. Bu vektör uzayının bir elemanıdır. T kare artı 2T eksi 3. Bu vektör uzayının bir elemanıdır. Bu vektör uzayı ikinci derece olan bütün polinomları içeren bir uzaydır. Vektör uzayı dediğimiz şey sadece buradaki vektörlerden oluşmak zorunda değil. Polinomlardan da ulaşabilir. Matrislerden de oluşabilir vektör uzayı. Bir vektör uzayı tanımlarız. M 2'ye 2 matrisler. 2'ye 2 matrislerin oluşturduğu vektör uzayı. Bunun elemanları 1, 2, eksi 1, 3 veya çoğaltabiliriz. Yani vektör uzayı birçok konuyla birleştirilerek üretilebilir. Vektör uzayı dediğimiz şey bir kümedir ve bu kümenin elemanları o iki boyutluysa bütün hepsini içeren küme olmasıdır, üç boyutluysa bütün hepsini içeren küme olmasıdır, ikinci derece polinomsa bütün ikinci dereceleri içeren polinomlar kümesi olmasıdır. Neyse şimdi tanımımıza geri dönelim. Vektör uzayını
birazcık olsun anladığımızı varsayalım. Şimdi devam edersek bir vektör uzayının bütün elemanları, yani bu vektör uzayındaki bütün elemanlar V1, V2, Vn gibi sonlu sayıdaki, buradaki önemli olan şey sonlu sayıda. Sonlu sayıda. Vektörlerinin lineer birleşimi olarak yazılabiliyorsa. Lineer birleşim kavramını bir hatırlayalım. Lineer birleşim kavramı, bu vektörlerin herhangi birer sabitle çarpıldığında C1, C2, nokta nokta eleman R diyelim. Bu sabitlerle bunların çarpılıp toplanması sonucu oluşan vektör lineer birleşim vektörüdür. C1 çarpı V1, C2 çarpı V2, C3 çarpı V3 artı nokta nokta kaç tane ise CN çarpı VN gibi. Şimdi buradaki bu vektörlerin bu şekilde birer sabitle çarpılıp toplanmasıyla oluşan bu yeni vektör lineer birleşim vektörüdür. Birleşim vektörü. Lineer birleşimle ilgili bir video çekip koymuştuk zaten. Bu konuda kendisini zayıf hissedenler o videoyu izlerlerse buraya daha sağlıklı bir bakış kazanırlar. Şimdi buraya döndüğümüzde bu vektörlerin lineer birleşimiyle, yani bunların belli birer sabitlerle çarpımları sayesinde bu vektör uzayının bütün elemanlarını oluşturabiliyorsak, yani bunların herhangi birer sayıyla çarpılmasıyla elde edilebiliyorsa, hepsi ama bu vektörlerin oluşturduğu, şu vektörlerin oluşturduğu S kümesi V vektör uzayını gerer denir. Yani span etmektir bu. Bu küme bunu span eder, İngilizce'de o şekilde söylenir. Önemli olan şey bunların lineer birleşimiyle vektör uzayındaki bütün elemanları oluşturabiliyor olmalıyız. Şimdi peki bize bir soruda karşımıza bu şekilde bir şey geldiğinde nasıl bunu göstereceğiz? Önemli olan gösterimi yapabilmek. Soruda gelip gelmediğini sorduğunda nasıl göstereceğiz? Şimdi gösterime başlamadan önce birkaç not almamızda fayda var. Bu not önemli bir başlangıç noktasıdır bu tarz sorulara. Şimdi bir vektör uzayı mesela R kare diyelim. R karede vektörlerimiz bu uzayı kastedelim. Bu uzaydaki vektörler iki boyutludur. 1'e 3'tür. 2'ye eksi 1'dir. Bu şekilde sonsuz tane bütün var olabilen bu vektörler içeren uzaydır. Şimdi bunun için bir kümenin span edip etmediği sorulduğunda, yani bunu gelip gelmediği sorulduğunda, bu kümenin içinde bu iki boyutlu ise en az iki vektör olmalı. Ve bu vektörler iki boyutlu olmalıdır. Siz iki boyutlu bir uzayda bir küme verdi, gelip gelmediğini sorduğunda içeride en az iki tane eleman olması gerekir. En az iki tane vektör olmalı ki bunu gelip gelemediğinden bahsedebilirim ve bunlar iki boyutlu olmalı. Üç boyutlu iki tane verip de iki boyutlu uzayı gerer mi dediğinde boyut uyumsuzluğu var. Herhalde gelmez deyip çıkmalıyız işin içinden. Eğer ki vektör uzayımız R küp olursa, R küp uzayı, bundaki vektörler 3 boyutludur. 1, 2, 3, 2, eksi 1, 4. Bunu gerebilmesi için bir kümenin içinde en az, bu 3 boyutlu vektör uzay olduğu için en az 3 vektör olmalıdır. 3'ten fazlasına izin var mıdır? Vardır tabii ki. Ama kümenin içinde en az 3 tane 3 boyutlu vektör olmalıdır ki germe şansı olabilsin. Vektör olmalıdır. Yoksa buradakiler bütün hepsini üretemez. Bu kesin olarak kanıtlanmış bir şey. Yani 3 boyutlu bir şeydeki hepsini üretebilmek için en az 3 tane vektör gereklidir. O yüzden 3'ten az verip de bunu gerer mi diye sorduğunda direkt cevabımız hayır olacak.
Ama sınavlarda biraz daha ikna edici cevap olması açısından az sonra aşağıda çözeceğimiz örneklerin işlemlerinin yapılması yine de faydalıdır. Mesela şöyle bir soru ele alalım. V reküp uzayını S 1, 2, eksi 1, 3, 1, 4 kümesi gerer mi diye sordu. Bir kere 3 boyutlu uzaydan bahsediyoruz. 3 boyutlu uzayı gerebilmesi için bir kümenin en az 3 elemanı olması gerekir. Direkt cevabımız hayırdır. En az 3 vektör gereklidir. Denememiz için 3 vektör gereklidir. 3 vektör varken geremeyebilir. Ama 3 vektör yoksa kesin geremeyecek zaten. En az 3 vektör olmalı ki kontrol edelim. 3 vektör olduğunda kesin gelecek demiyoruz. Kontrol edilmeye değer bir durum oluşacak diyoruz. Buradaki kastettiğimiz şey buydu. Şimdi bu bahsettiğim umarım anlaşılmıştır. Tam anlamıyla sınavda gelebilecek tarzda birkaç sorusuna bakıp bu videomuzu noktalayalım. Önce basit bir örnekle başlayalım. Bir S kümesi ele alalım. 1'e 2. Eksi 1'e 1 kümesi V eşittir R kare uzayını gerer mi? İlk bakış olarak bu kümenin içinde en az iki tane eleman olması gerekiyordu. İki boyutlu uzayı gelip gelmediğini kontrol ettiğimiz için iki tane var, evet. İki boyutlu olmaları gerekiyordu. O da doğru. O zaman bu test edilmeye değer bir durum. Peki nasıl test edeceğiz? Birinci adım, uzaydan rastgele bir vektör seçeceğiz. R kareden rastgele bir vektör seçeceğiz. Rastgele bir vektörü sayısal olarak tanımlayamayız. Çünkü rastgele tutmuş bir durum oluşabilir. O yüzden bu R kare içinden seçilen rastgele vektörü harfli olarak tanımlamak zorundayız. AB vektörü alıyoruz. Bu eleman R kare. Bu ikisinin lineer birleşimiyle bu AB'yi oluşturabiliyorsak C1, C2 katsayılarıyla o zaman R kare uzayını gerdiğini söyleyeceğiz. İkinci adım, S kümesinin elemanlarının lineer birleşimiyle C1 çarpı 1'e 2 C1 burada bir reel sayıdır. 2, 3, 5 gibi bir sayı. Artı C2 çarpı eksi 1'e 1 eşittir. AB eşitliğini sağlayan C1 ve C2 sayıları bulabiliyorsak o zaman bunun bu uzayı gerdiğini söyleyebiliriz. Yukarıdaki ilk denklem C1 eksi C2 A'ya eşit. C1 eksi C2 eşittir A. 2C1 artı C2 eşittir B'ye eşit. Bu iki bilinmeyenli denklem sistemi olduğu için alt altı yok etme metoduyla bunu çözebiliriz. C2'ler zaten birbirini direkt götürüyor. 3C1 eşittir A artı B oldu. C1 eşittir A artı B bölü 3. C1'i bulduk. Yerine koyduğumuzda buna karşılık bir C2 de bulabiliyorsak o zaman anlamalıyız ki bunu sağlayan C1 ve C2'leri bulabiliyoruz. Bu nedenle bu kümenin elemanları ile R karedeki bütün vektörleri üretebiliriz. Yani bu uzayı gerer. Bu küme bu uzayı gerer. C1 yerine koyarsak bunu A artı B bölü 3 eksi C2 eşittir A. A'yı bu tarafa, C2'yi bu tarafa atarsak B eksi 2A bölü 3 eşittir C2 çıkacak. Buradan anlamamız gereken bu durumu sağlayan C1 ve C2 katsayılarını bulabildik. C1 ve C2 katsayıları bulabildiğimiz ve bu
denklem çözülebildiği için S kümesi, yukarıdaki S kümesi, R kare uzayını gerer. Şimdi bazılarımızın aklında ne zaman bu çözülemez gibi bir fikir gelmiştir herhalde. Bir tane de çözülemeyen örnek yapalım hemen bunun arkasından. Yani germeyen bir durumu inceleyelim. S eşittir 2, 4, eksi 1, eksi 2 olsun. Kümesi R kare uzayını gerer mi? R kare uzayının içinden birinci adım bir vektör üretelim. AB vektörünü rastgele bir AB vektörü R kare içinden seçiyoruz. Ardından ikinci adımda S kümesinin lineer birleşimi ile bunu üretebiliyor muyuz? C1, C2 bulabilecek miyiz? Ona bakacağız. 2'ye 4 artı C2 çarpı eksi 1'e eksi 2 eşittir AB. Şimdi yine denklemlerimizi çıkartalım. 2C1 eksi C2 eşittir A. 4C1 eksi 2C2 eşittir B. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarparsak C1'leri yok edebiliriz. Fakat burada işte sorunu göreceğiz. Eksi 4C1 artı 2C2 eşittir eksi 2A. 4C1 eksi 2C2 eşittir B. Alt alta topladığımızda bu tarafta 0 kalırken bu tarafta 0 olmayan bir durum kaldı. Çözümsüzlük var burada. B ve A 0 olduğunda bazıları diyebilir ki 0 eşittir 0 çıkıyor. B ve A 0 0 dışında her şey olabilir. O yüzden spesifik bir durum üzerinden gitmeyeceğiz. Sıfırın karşısında harfli bir durum kalıyorsa bu çözümsüzdür. Yani ne anladık biz buradan? Bu S kümesinin elemanlarını C1, C2 katsayılarıyla çarpıp bu AB'yi üretemiyoruz biz. Yani bunun içindeki bütün vektörleri üretemiyoruz. Buradaki vektörler zaten birbirlerinin katıysa bir de oradan kontrol edebilirsiniz. Uzayı germe şansları yoktur. Yani buradan S kümesi R kare uzayını germez. Bu videomuzu burada noktalayacağız. Bir video daha birkaç çözümlü örnek olması açısından çekeceğiz. Burada ama bu videoyu basit manada kafada germe fikri oluşması açısından inceledik. Burada bitirelim.